Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde şurada gördüğünüz menüleri anlatmaya çalışacağım size. Evet, extrude'la başlayalım arkadaşlar. Extrude katı model oluşturmamızı sağlar arkadaşlar. Şu şekilde ölçüler girelim. Gördüğünüz arkadaşlar şurada izometrik bakalım. Boyut çizimlerde şurası 2D olursa daha iyi olur arkadaşlar. Çünkü buraya düzlem atarsak buradan düzlem atarsak arkadaşlar tekrardan bir çizim yaparsak şöyle gördüğünüz gibi çizmiş oluyor. 3D olsa arkadaşlar bu çizimi yapmıyor. Bilginiz olsun. 20'de olmasına rağmen tekrar aynı yerde çiziyor. Aklıma geldikçe böyle ara ara anlatacağım. Evet, böyle bir düzlemimizi çizdik arkadaşlar. Çizdikten sonra extrude diyoruz arkadaşlar. Zincirimizi seçiyoruz. Evet, bakın eğer bu aktif olmayabilir. Şu aktifse penceredir arkadaşlar. Pencere olarak şöyle. Eğer zincirse böyle line'ı seçersiniz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bakın zincir aktif olduğu zaman şunu tıklarsanız bu zincir eğer bütünse komple seçer. Eğer bütün değilse seçmez yani. Nasıl seçmez? Diyelim ki şuraya silelim. Şöyle yapalım. Şuradan şuraya bir tane. Bazen oluyor ki şöyle birbirine yakınmış gibi oluyor. Ama birbirine temas etmiyor halbuki. Seçtik. Bakın buraya görüyor musunuz? İkisinin arasında kaldı, boşluk kaldı. O yüzden bu katı modeli gerçekleştirmez. Geldi. Evet, ne yaptık? Şuradan seçtik zincirimizi. Okey verdik. Daha sonra ne oldu arkadaşlar bu? Gördüğünüz gibi bir katı model oluştu. Merkezi düzlemi gösteriyor. Onu ellemeye gerek yok arkadaşlar. Seçtik. Okey verdik. Evet. Bakın burada cetvel çıkıyor. Cetvelle yapabiliriz. Düzlemi farklı bir yere taşıyabiliriz aslında burada. Ben ne yapacağım? Şurada geldi herhangi bir yere. Diyelim ki 20'lik oluşturduk. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın ne oldu? Katımız oluştu. Evet. Bu katının şuraya arkadaşlar ne yaptık? 20 yaptık. 20 mm yukarı çizim yapalım tekrardan. Gel, şuradan geldik. Bakın. Geldik. Buraların arkadaşlar 2D olmasına dikkat edin. Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bunu delelim. Delme işlemi yine aynı yerden. Nereden? Extrude arkadaşlar. Gönderin aynı olmasına dikkat edin. Evet. Ne yaptık bunu? Eğer bakın cut dersek arkadaşlar ne yapıyor? Create body dersek cut oluşturuyor. Cut body dersek keser. Tabi yönünü aşağıya doğru vermemiz lazım. Şöyle. Şunun yönünü de aşağı doğru vereceğiz. Keser. Kesme işlemini yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar kesti. Ctrl Z ile geri aldım. Tabii. Geometri kullanıldığı için almıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle yenileyelim. Şimdi ne yapalım arkadaşlar? Extrude'ı aldık. Extrude komutunu aldık, tıkladık. Verdik. Create body dersek yukarı doğru yönünü seçersek oluşturur. Böyle yaparsak arkadaşlar bakın bu ayrı bir parça. Bu ayrı bir parça oluyor. Şurada görüyorsunuz. Bakın bir tane burada. Ne yapacağız arkadaşlar? Bunun için Ctrl Z diyelim. Extrude diyelim. Seçelim şunu. Buradan ne yapalım? Yukarı doğru.
Cos dersek arkadaşlar, bu ikisini birleştirmiş oluyor. Bakın seçtiğimde ikisi ne yapıyor? Gördüğünüz gibi tek parça olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, katı bu arkadaşlar. Katıda başka neler yapabiliriz? Silelim şunu. Solid'deki gibi yine arkadaşlar, şuradan taptan bakalım. Şurayı sıfır düzlemine alalım. Şuradan girelim şöyle. Ölçülerini girersiniz. 40 girdik. Okey verdik. İzometrik bakalım. İzometrik baktık. Ne yapalım arkadaşlar bunu? Yine aynı şekilde bir katı oluşturalım. Oluşturduk. Evet, bu normal arkadaşlar. Bakın temel diyor. Bu da ileri diyor. Şunu ters tarafı verelim. Advanced'a bakarsak draft, yani gördüğünüz gibi bakın. Reverse dersek dışa içe doğru yapabiliriz arkadaşlar. İnce, yani saç metal olarak düşünün. Yani ince bir et kalınlığı böyle verilmiş bir parça olarak düşünün. Evet, bakın. Yani bu şekilde yapabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Advanced'da. Evet. Şuradan taptan bakalım. Burada revolve komut var. Revolve solid'den de biliyorsunuz ne işe yarıyordu. Gördüğünüz gibi bir profil çiziyoruz. Şuradan çoklu line alalım. Şuradan kalsın. Evet. Şuradan da şunu tamamlayalım. Evet, şuradan ne yapalım? Buradan başka bir şey yapalım mı? Chamfer verelim şuraya. Evet. Gördüğünüz gibi şuraya da chamfer verdik. Ne yapıyoruz? Solid'e geldik. Revolve'ye geliyoruz arkadaşlar. Neyiz? Yani çizgimizi tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi geldi. Bana dönme eksenini istiyor bakın burada. Select line to be used as the axis of rotation. Şuradan dönüş noktasını verdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yapıyor? Şöyle dönüşümüzü sağlamış oluyor. Evet. Tonalama için bir parça olduğunu düşünürsek. Yine burada arkadaşlar başlangıç 0. Şunu 180 de yapabilirsiniz. Şöyle. Solid'deki bilgilerinizi aslında burada birazcık da tazelemiş oluyorsunuz. Evet. Bunu ne yaptık arkadaşlar? Gördüğünüz gibi yaptık. Evet arkadaşlar. Parçamız bu şekildeydi değil mi arkadaşlar? Bunu sağ tıklayıp izometrik baktığımızda şuradaki, yani şu yüzeyin, şuradan tap bakalım. Şuradan arkadaşlar. Şu gördüğünüz yüzeyin yukarı gelmesi lazım. Freze de işleyeceksek. Yani şuranın dik bakması lazım. Evet. İlk önce şu translate plane ile yaparsak arkadaşlar. Şöyle seçelim. Deneyelim şöyle. Şurada gördüğünüz zaten taptı. Şöyle bakalım. Tap. Üst görünüş yan görünüşe gelsin diyelim. Belki right diyelim. Back. Right, right. Evet, bakın burada şurada gördüğünüz gibi şeyi Z'e getiremiyoruz. Gördüğünüz gibi bakın. İzometrik tekrar bakalım. Bunu ne yapacağız arkadaşlar? Getiremiyorsak bakın. Şurada dynamic var. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Seçiyoruz. End selection. Bakın şurada X, Y, Z'yi görüyorsunuz. Gördünüz değil mi? Z yukarıda. Bakın geldik buraya. Hop. Çekiyoruz böyle. 90 derece olacak şekilde. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Tıklıyoruz. Okey verdik. Gördüğünüz gibi ne yaptık? Taptan bakarsanız karşınıza ne oldu? Geldi. İzometrik bakarsanız şöyle gördüğünüz gibi ne yapıyor arkadaşlar? Z'de geliyor.
Evet, burası 2D olduğunda arkadaşlar, şöyle geri alalım. Evet diyelim, eski haline gelsin. Şuraya 2D yapalım. Eğer burası, bak burası önemli arkadaşlar. 2D yapıyorsanız burayı, tamam mı? Bunu tekrardan dinamiğe geldiğimiz zaman seçtik. Bakın. Sadece X ve Y çıkıyor, görüyorsunuz. X ve Y, Z ekseni yok. Çünkü burası 2D'de olduğu için arkadaşlar. Tamam mı? O yüzden buraya ne yapıyoruz? Burası önemli. Bunu 3D olarak alıyorsunuz. Dynamiğe geliyorsunuz. Buradan seçip bakın End dedikten sonra şuradan Z'imiz yukarıda. Bakın şu yeşile geldim. Hangi tarafa döndürmek istiyorsanız geldik. Şöyle 90 derece döndürdük arkadaşlar. Evet. İzometrik baktık şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bakın. Z'imiz nerede? Yukarıda. Evet. Bunu da öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Yani karşınıza çok çıkar arkadaşlar. Yaparsanız bu tür işler çok çıkar. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan arkadaşlar konumuza dönelim. Revolve'yi yaptık. Şimdi Loft komutunu göstereceğim size arkadaşlar. Loft komutu için Solid'den de gördüğünüz gibi ne yapıyorduk arkadaşlar? Farklı düzlemlerde çizimler gerçekleştiriyoruz, değil mi? Evet. Diyelim ki evet, 2D şurası 2D aktif olacak arkadaşlar. 50 olsun. Bir tane daha çizelim. Bakın şu an aynı düzlemdeymiş gibi gözüküyor ama ne olacak? Birazdan göreceğiz. İzometrik baktığımızda. Şurası 100 olsun. Geldik buraya arkadaşlar. Birazcık daha büyük olsun. Evet. Şimdi izometrik bakalım. Gördüğünüz gibi. Ne oldu? Bakın şöyle gördünüz. Bakın. Şuradaki 2D aktif olacak. Basarsanız 3D de yapmaz. 2D de gördük. Yapıyoruz. Şimdi Solid'e geldik. Loft'a tıkladık arkadaşlar. Bakın şu ok yönlerinin birbiriyle aynı olması lazım. Tamam arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ne yapıyor? Bakın. İşlemimizi gerçekleştiriyor arkadaşlar. Evet. Bunu kesebiliriz arkadaşlar. Herhangi bir katımız varsa cut body da yapabiliriz. Yani şöyle diyelim. Şunu sıfır alalım. Şunu 2D'ye alalım. Pardon. Şu düzlemi sıfıra çekelim. Taptan bakalım. Şuradan alalım. Yukarı doğru kaçtı. Tam düzlemi hatırlamıyorum şimdi ya. Bu düzlem, şunu ilk önce bir katıya çevirelim. Solid'e çevirelim. Solid. Doğru çıksın arkadaşlar. 100 mü? 100. Okey verdik. Bakın. Gördüğünüz gibi. İçinde kaldı bir tane düzenli arkadaşlar. O kalsın. Sadece bununla bunu yaparız. İkisini ne yapacağız? Loft'ta keseceğiz. Evet. Loft'a tıkladım arkadaşlar. Seçtim. Seçtim. Evet. Ne yapalım arkadaşlar? Okey verelim. Benden ne yapsın? Katı oluştursun. Evet, gördüğünüz gibi ne yapmış oluyor? İşlemimizi gerçekleştirmiş oldu arkadaşlar. Okey'e basarsak bakın kesme işlemini yaptı. Evet. Loft bu arkadaşlar. Swept. Swept de neydi arkadaşlar? Solid'den biliyorsunuz. Süpürerek oluşturma. Şuradan bir tane tap. Geldik. Şöyle arkadaşlar. Kaç olsun? 70.
Front'tan bakalım. Bakın. Düzlemi değiştirdim. STC'ye basalım. İzometrik bakalım arkadaşlar. Baktık. Evet, şöyle bir ne var. Bir tane profilimiz var. Bir tane de yolumuz var. Geldik katıya. Ne yaptık arkadaşlar? Tıkladık. Tıkladım. Yolu tıkladım. Bakın ne yaptı bana? Çizimi oluşturdu. Okey'i verdim. Tekrardan tapa bakalım. Şöyle düzlemi önüme getireyim. Şuradan alalım. Bana iş yaptıracak şuradan. Evet. Şimdi şuradan çizebilirim. Zaten otomatik kendisi kenetliyor. Şöyle aldım arkadaşlar. Okey verdim. Benim çapını girmedim. Alt S ile gördüğünüz gibi işlemi yaptım. Yani gizledim yani arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar Solid'e girdik. Swap dedim. Şunu tıkladım. Profili tıkladım. Katma dedim arkadaşlar. Okey verdim. Alt S yapalım. Evet, gördüğünüz gibi ne yaptı? Bu sefer de kesme işlemini yaptı arkadaşlar. Evet. Solid'de de sweep komutu bu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an diğer komuta geçeceğiz. Moduna. Şuradan taptan bakalım. Şunu silelim. Sweep katı silelim. Evet. Şunu da tekrar refresh yapalım. Düzleme bir tane dikdörtgen çizelim. Merkezden çizelim ama da. Şunu taşıyamam lazım benim şimdi. Şöyle yapalım. Şunu şu pin olsun, çok önemli değil. Şöyle kalsın. Şunu transform'dan mount origin diyeyim. Hepsini almadım tabi. Mount origin deyince hepsini alacak. Şöyle merkeze çekeyim. Şöyle tam. Aldım şöyle. Eksi 175 diyelim. Okey verdik. Tabi şey aktif olduğu için kopya aktif olduğu için transform translate. Şurada ne olacak? Eksi 175 olacak. Okey tıkladım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Şimdi şuradan bir katı verelim. Şöyle okey tıklayalım. Ne yapalım arkadaşlar? Şöyle. Bu direction. Şöyle çekelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bolduna yapalım şunu.
Tıkladık komut arkadaşlar. Bana ana body'yi seç dedi. Buraya ekran geldi bakın. Mouse'u bakın. Orada farenin olduğu yerde mouse var. Mouse'da sağ tıklayın diyor. Sağ tıklayın. Add deyin. Veya şuradan da add diyebilirsiniz. Renk dönüştü. Bunu ne yapıyorsun arkadaşlar? OK diyorsunuz. Enter tıklıyorsunuz. Add derseniz birleştir arkadaşlar. Bakın. Remove derseniz çıkartır. Common derseniz arkadaşlar ne yapar? İkisinin kesişim yerlerini sadece bırakır. Remove diyelim arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi ne yaptı? Çıkarttı. Common diyelim. Bakın ikisinin kesiştiği yeri bıraktı sadece. Görüyorsunuz. Evet. Remove dedik. Burada gördüğünüz gibi ne yaptı arkadaşlar? Bize buradaki boşluğu oluşturdu. Evet arkadaşlar. Şuradan taptan bakalım tekrar. Front diyelim. Arkaya kalk. İzometrik. İzometrik. Tam baktık arkadaşlar. Şu görünüş hangisi? Tap. Evet. İzometrik. Tap. Şuraya gelecek arkadaşlar. Ama çeviriyorum şöyle. Nasıl yapıyorduk? Transform. Translate. Şuraya geldik. Tap. OK'ye tıklıyoruz. Tap. Front'a gelecek. Evet. Move diyeceksiniz. Evet arkadaşlar. Şöyle izometrikten bakalım. Şöyle. Bir tane revolve bir malzeme çizeceğim arkadaşlar. Silindirik malzeme çizeceğim. Bu malzeme ile size şurada gördüğümüz impression dediğimiz ters baskı nedir? Bu komut ne işe yarar? Onu birlikte yapacağız arkadaşlar. Bu komut arkadaşlar dalma erozyonlar için kullanılan bir komut. Yani sizin çizdiğiniz bir ürünün hacmini yukarı doğru kendisi oluşturuyor arkadaşlar. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım, gösterelim. Şimdi kafada daha iyi kalıcı kalsın. Şuradan Z'imiz yukarı gelecekse arkadaşlar Z'imiz şöyle. Bizim burada taptan bakarsak arkadaşlar. Bakın eğer böyle yaparsak şu an revolve yapacak bizim numune şuraya çizmemiz gerekiyor. İzometrik baktığımızda bize Z yukarı bu şekilde gelmiyor arkadaşlar. Yani şöyle göstereyim size. Şöyle taptan çizdiğim zaman şöyle herhangi bir şunu da şuradan gizleyeyim. Şuradan da multiline diyelim. Şöyle yapalım mesela. Şöyle içe doğru bir hacim oluşturalım. Şunu çıkalım. Şunu aldık. Tamam. Şuradan keselim şunları. Evet. Solide geldik. Buradan revolve dediğimiz zaman şimdi arkadaşlar ilk önce zinciri seçsin. OK'ye verdik. Dönme yönünü seçti. Bakın ne oldu? Şöyle izometrik baktığımız zaman ne yaptı? Bakın arka taraf yani işlenecek yüzey arkada kaldı. Bunu Z yukarı gelecek şekilde ne yapıyorduk arkadaşlar? Ayarlayabiliyorduk değil mi? Nasıl yapıyorduk bunu? Şuradan göstereyim. Nerede bizim transformumuz? Dynamic alalım. Şurası 3'te aktif olacak. Seçiyoruz. OK'yi verdik. Tamam arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bakın. Şimdi bize hangi taraf yukarı gelecek? Şu kırmızı taraf. Doğru mu? Şöyle. ...90 derece olacak şekilde. Evet. İzometrik bakarsak şimdi gördüğünüz gibi ne oldu? Yukarıya geldi. Şöyle geldi arkadaşlar. Şuradan home'dan yeniledik. Şunu tıkladık. Ürünü seçtik. Evet. Şimdi transform'a geldik. Project dedik arkadaşlar. Bakın şu çizgiyi bize yukarı doğru
yaptık. Gördüğünüz gibi oluşturdu. Sonra da geldik arkadaşlar. Şuraya geldik. Şunu dedik. Şunu. Komplesini seçti. Okey dedik. Bakın. Şurada gördüğünüz gibi. Şunu da seçip Alt S yaparsak hepsini yaptı. O zaman şunu taşıyalım. Görelim arkadaşlar. Gelsin buraya. Translate diyelim. Şöyle. Evet. Ol diyelim. Diyelim. Z 3 yukarı almışız az önce. Gördüğünüz gibi ne yaptı? Şuradaki profili buraya yansıtmış oldu. Yani bir nevi bir hacmi ne yaptık? Hacmi doldurdu. Bize elektrodumuzu oluşturdu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi test baskı komutu da bu işe yarıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu komutumuzu da bu şekilde anlatmış olduk. Evet arkadaşlar, böyle bir model çizdim. Bu modelin üstüne şöyle noktalar koydum. Neden koydum? Hall komutunu anlatmak için koydum. Hall komutuna giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan şuradan arkadaşlar, yani şuradaki yüzeyi seçiyorsunuz. Buradan otomatik kursör ekle diyorsunuz arkadaşlar. Geldik, bakın yakaladı, 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 yakaladı. Yakaladı. Evet. Yakaladıktan sonra derinlik kaç derece olacak? Derinlik, yani kaç derecelik bir açı istiyorsunuz? 118 derece mi? Veya artık farklı açılar varsa boydan boya mı densin? Tamam arkadaşlar. Yani bunu yaptıktan sonra bakın burada ne diyor bize? Enter diyor. Enter'a basacaksınız. Bastık, bakın. Kaç tane yeri işaretlediysek orayı ne yaptı bize? Gösterdi. Evet. Bakın burada mesafeyi soruyor bize. Bakın şurada gördüğünüz gibi açtı. Tekrardan denemek istiyorsanız arkadaşlar şuradan tekrardan buradan arkadaşlar ne yaparsınız? Yaparsınız arkadaşlar şöyle işaretlersiniz. Enter'a basarsınız. Bakın onları da denemiş oluyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çapı, bakın delik çapını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da tipini seçebilirsiniz. Bakın. Gördüğünüz gibi çap. Şapkası olduğu için, imbus başta olduğu için arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi ne oluyor arkadaşlar? Yapmış oluyorsunuz. Turu al dersiniz arkadaşlar. Bakın boydan boya denmiş oluyor. Bu mesafe, bu da boydan boya deldiğinizde gördüğünüz gibi arkadaşlar bu işlemi gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Buradan tap diyorum tekrardan. Şunu şöyle yapalım. Şeyler de çıktı. Evet. Şunu seçelim. Buradan diğerleri izlensin. Evet arkadaşlar, bu komutta bu şekilde anlatmış oldum size.